bilgisayar mühendisliği ya da elektrik mühendisliği gibi bir şeyler düşünüyorum. Benim bilgisayarım yok. Bilgisayar oynuyor musun? Ben oynuyorum. Ben bilgisayar oyunları falan hiç oynamam. İbrahim genelde hani böyle bir şeyleri tamir etmeyi falan çok seviyor. Hani bulup getirip tamir etmeyi, elektrik mühendisi falan olmak istiyorum falan diyordu. Bazen de mimarlık falan diyor. Öyle hiç şey yapmaz, şimdi elindekini yani birisi istese verir, vermemeye öyle hiçbir şey düşünmez yani. Benim böyle elektrikli şeylere çok ilgim var. Böyle içinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Motor çalıştırdığım var, ufacık motor, pervaneli. Bir tane de arkadaşım bana helikopter mini yapacaktık. Bunun için malzemeleri falan topluyoruz işte. Malzemeleri uzaktan kumandanın cipi mini cip var. Cip, aha cipi uzaktan kumandayla hareket ettirmek için uçağı öyle yapmak için yapıyoruz. Kuyumlar Obay Ortaokulu'nda okuyorum. Sarıcılar Köyü'nde yaşıyorum. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Burası nasıl bir yer? Güzel bir yer. Her mevsimde çok güzel. Mesela kış aylarında kar topu falan oynuyoruz arkadaşlarla. Kızak falan koyuyoruz. Bundan sonra yazları bisikletlerle dolaşıyoruz. Kar yağdığında burası bembeyaz oluyor. Ağaçlar böyle bembeyaz, dağlar. Yazın burası sular, bizim bir tane köyümler suyu böyle soğuk olur. Oradan içeriz. Ondan sonra arkadaşlarla dağlara falan oynamaya falan çıkarız. Benim çok fazla canım sıkılmıyor ki. Niye? Çünkü köyümü seviyor. Üç çocuğum var. İkisi ikiz, biri tek işte İbrahim. Çiftçilik yapıyoruz. Köyde işte yaşıyoruz öyle. Çocuklarım okuyor iki tanesi. Biri İzmit'te, biri Bolu'da okuyor. Biri de burada okulda okuyor. Cuma günüydü. Hepsi öbürküler de ilk cuma günü. Mart'ın 7'sinde cuma günü doğdular. Bu da aynısı Mart'ın 24'ü cuma günü doğdu. İsmini işte kayınpederimin kardeşi varmış tabii, İbrahim ölmüştü. Dedesi dedi, ben kardeşimin ismini koymak istiyorum dedi. Biz de onun hatırını kırmadık, koyduk yani İbrahim. Dedesi koydu yani ismini. Şimdi rahmetli oldu, 2 sene oldu öleli. Öyle çok neşeli duruyor, biraz oyuna falan çok şey yapar. Okur da işte ablası gille almadığı için biraz çok zorluk çekti. Onun için biz de pek yardımcı olamadık çocuğa okuması için. Üç tane çocuğumuz var. Merve üniversitede okuyor, 2. Kocaeli Üniversitesi'nde. Emre de Bolu'da üniversitede okuyor. İbrahim de Kuyumlar Ortaokul okulunda okuyor. Good morning teacher. I say thank you.
Doğduğu günü bir cuma gündü, bir cuma gündü işte. Götürdük buradan. Zaten Adapazarı'nda doğdu, Sakarya'da. O kadar sinirli değil, biraz sinir var ama az. Normal, kendi ayağı içerisinde şey, kendi kendine oyun kurar, kendi kendine oynar, o şekilde öyle çok şey yapmaz. İbrahim çok neşelidir, hani herkesi mutlu eden bir çocuktur. Çevresiyle de çok uyumludur genelde, çok arkadaşları da olur her yerde, gittiği yerde. Aramızda 10 yaş var. 10 yaş var. Evet. En son hani küçüktük biz. Hani annemin hastalandığını falan söylemişlerdi. Sonradan bir tane evimize kardeş getirdiler falan. Biz biraz kardeşimle, diğer kardeşimle biraz kıskandık falan ama yine de sevdik küçük kardeşimizi. Ağır geliyor mu sana? En sevdiğim. İbrahim bizim aynı soy isimden bir çocuk. Aynı akraba oluruz ve komşumuz. Çok güler yüzlü, insanlarla ilişkisi olan, selamsız geçmeyen, aktif bir çocuk. Arkadaşlarıyla falan çok iyi. Köyün arasında oyun oynarlarken ben onlara bazen tanık olurum. Ama İbrahim iyidir. Yani güzeldir. Arkadaşlarına, çevredeki insanlara muhakkak konuşmadan geçmez. I you go to usually go to Antalya. Ben bu köyün hem kızı hem geliniyim. Bu köye gelin oldum. Bu köyün de kızıyım. Şimdi ise 64 yaşındayım. İki çocuğum var. Bir kızım, bir oğlum var. Kızımın tavuk çiftlikleri var. Oğlumun da tavuk çiftliği var. Bunlar tavuk bakarlar. Bizim de büyük baş hayvanlarımız var. Yapabildiğimiz kadar biz de onlara bakıyoruz. İbrahim arkadaşları tarafından sevilen, büyüklerine karşı saygılı, sempatik, şirin bir öğrenci. Derslere karşı olumlu yanları da var. Tabii ki ilgisi, alakası var. Fakat derslerde aktif bir şekilde katılmaya çalışsa da belli anlamda olumlu diyebileceğimiz bir öğrenci. Arkadaşlarınız nasıl bir düzene sahip? Katı halde, buz katı halde. Şimdi tanecikler, her biri bunlara ne? Su taneciği. Bunlar şu anda düzenli bir yapıya mı sahip? Evet. Düzenli mi? Sıkı bir düzene mi sahip? Evet. Ben Fatma Aydın. Kuyupınar Oğboyu İlkokulu Ortaokulu Müdür Yardımcısıyım. 14 senedir burada çalışıyorum. 4. senem idarecilikte. Sınıf öğretmeniyim aslında. İbrahim 6. sınıf öğrencimiz. İlkokulda bizim okulumuzda okudu. İbrahim'e baktığımızda çok tatlı, şeker, sempatik bir öğrencimizdir. Kendisi arkadaşlarıyla hiçbir davranış problemi yaşamaz. Onun haricinde yani ailesi çiftçi olduğu için maddi olanaksızlıklar içerisinde okumaya çalışan, başarılı olmaya çalışan bir öğrenci. Okulumuzda 6 senedir devam ediyor. Burada biraz daha hareket kabiliyeti arttı mı? Evet. Ne oldu? Biraz daha, bak, gördüğünüz üzere değişik hareket kabiliyetleri meydana geldi. Bak. İşte okula gidip geliyor. Okuldan geldikten sonra işte bize yardım ediyor. Hayvanlarla ilgili işte, hayvanlara bakarken yardım ediyor işte. Bu şekilde. Tarlaya gideceği tek tarlaya gider bizden beraber. Balya, molya böyle işte. Zaten yapabileceği bir işleri yaptırıyoruz ki öyle bir kendi istekle oluyor. Öyle yapamayacağı bir şeyi zaten şey yapmıyoruz.
Mesela samanlarını getiriverir. Atlarını kürür. Yazın mesela hayvanları dışarıya koyar, hayvanlara bakar. Tavuklara yem verir. İbrahim baba çiftçi olduğu için tarlaya giderken yanında yardımcı olarak gidiyor. Odun taşıyor. Ondan sonra işte damda, ahırda hayvanlara anne baba bakarken yardımcı oluyor. İşte tavuklarını besliyor. Bu şekilde. Ama İbrahim'i unutmayalım. Bir de çocuk. Arkadaşlarıyla oynamayı çok seviyor. Köyde özellikle. Artı burada futbol oynamayı çok seviyorlar. Okula yaptırdığımız halı sahada bunlar için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Teneffüslerde sürekli futbol oynayarak boş vakitlerini geçiriyor. Zaten tam gün eğitim yapıyoruz. Tam gün eğitimde hani derslerde dinledikten sonra evde de küçük bir tekrarla başarılı olacağını düşünüyorum öğrencilerin. Bu İbrahim için de geçerli. Tanrıcıklar sadece titreşim hareketi yapıyor. Yer değiştirme ya da dönme hareketi yapamıyor. Bak görüyorsunuz dönme hareketini yapamıyor. Sabahleyin kalktığında zaten kahvaltıya da yapıyor. Kahvaltıyı yapıyor. Ondan sonra okul hazırlığını yapıyor. Ondan sonra okula servise yetişiyor işte 8'de. Gider çıkar evden. Sigillere işte özlediği zaman anne çok şey yapar onlara. Ondan bize de biz sabahleyin zaten kalktık mı ahara gideriz. Hacı annesi işte bunun kahvaltısını hazırla. Bu kendi zaten giyinir, kendi kalkar. Geç, hemen kalkar sabahleyin. Kahvaltısını ne gider, okula gider. Ya hayvanların bakımında yardım ediyor. Bazen hani ördeklere ya da tavukları çıkarmakta ya da yemlerini vermekte. Daha sonra bazen hani eve odun falan getirilmesi gerekiyor. Onları getiriyor. Sabah kalkıyor. Kahvaltısını falan ettikten sonra hani caminin önüne gidiyorlar. Orası toplanma yeri. Orada servis geliyor ve onları okula götürüyor. Okuldan sonra da doğru eve geliyor zaten. Sonra yemek falan yiyor. Sonra zaten dışarı çıkıyor İbrahim. Biraz vakit geçirdikten sonra babamların yanına gelip yardım etmeye başlıyor. Hani ineklerin bakımında. Yazın köyümüzde çok iş oluyor. Harman denilen bir kısım oluyor. O yüzden hani illaki babamlarla gidiyor o da. Hani balya getirip taşımakta ya da bazen de motoru götürüp getirmesi hani biraz ilerletmekte falan yardım edebiliyor. Köyümüz çok birlik beraberlik içinde hani toplu bir köy. Genelde çok hani böyle çok etkinlikleri olan bir köyümüzdür. Bazen tiyatro yapıyorlar Ramazanların sonunda. Bazen piknik organizasyon ediyorlar, birlikte gidiyorlar. Gençleriyle hani çok aktif bir köy aslında. O etkinliklerin içinde yer alıyor. Bazen onlara yardım ediyor. Bazen rol de veriyor biliyorlar tiyatroda falan. Ya genelde ya kendileri uydurdukları bir piyes tarzı bir şey oluyor. Hani bunlar da bir keresinde şarkı söylemişti ya da türkü söylemişti pardon. Ya İbrahim genelde yani bu köyde zaten çok kısıtlı. Hani çok bir yere gitme şeyi yok. Hani farklı bir alan tanıma şansı yok ya da farklı bir kursa gitme şansı da yok. Hani burada sadece hani köy çocuklarıyla oynayabiliyorlar. Kendileri bir şeyler yapıyorlar. Burada yaşamak nasıl bir şey onun gözünden? Bence çok güzel bir şey. Tabii o şu an burada olduğu için belki şehire özenebilir ama burası daha güzel. Hani her yönüyle daha rahat, güvenilir. Hani çıktığında oynayabilecek arkadaşları var. Ben böyle komik, esprili, böyle anlaşabileceği tarzda insanlar daha çok seviyor. Yani esprili, böyle oyun oynayabileceği. Genelde kızgın ve somurtan insanları sevmiyor. Güleç bir çocuktur. Bazen sinirlenebiliyor ama genelde gülen, neşeli, esprili bir çocuktur.
Sen arkadaşım var. Hocaya hep şey yapıyor, böyle asker arkadaşı gibi konuşuyor. Hoca kızıyor hep ama anlamıyor. Ve onları yapmasa belki iyi bir çocuk olabilir. İyi bir arkadaşım. Arkadaşım ama bu köyden, bir de okula gitmiyor. Çok iyi arkadaşım. Hep cumartesi pazar buluşuruz. Hep onun oraya giderim ben. Bana baharda sığırlığın aslanı falan kürür. Bali'ye getirir bize. Ondan ne dersen yapar yani. Yemleni kuy derin, kuya hazırlığa kor. Demişim bittiyse gidebilir miyim de. Eve odun getir. Hindi kış günü olduğu için odun getir deriz. Onu getiri. Bir şey de söyletir miydi yap de onu getir yapar yani. Kendisi bilgisayar mühendisi olmak istiyor fakat onun için çok çalışması gerekiyor. Dolayısıyla çaba sarf etmesi gerekiyor. Bilgisayar mühendisi tabii ki zor bir mesleklerden, elde edilmesi zor mesleklerden. Bilgisayar mühendisi olmak istiyor kendisi. İşte neden öyle bir şey olmak istediğini, bilgisayarı çok sevdiğini söyledi. Bu şekilde inşallah hedefine ulaşır. Ben sınıf öğretmeni olduğum için mesela çocuk birinci sınıfta sorarsınız ne olmak istiyorsunuz diye. Direkt işte öğretmen olmak istiyorum. Karşısındaki bir hedefi var çünkü. Görür, onu beğenir. Öğretmen olmak istediğini söyler. Bunlar ilerleyen senelerde değişebilir. Şimdi çocuklarımız teknolojiye çok meraklı olduklarından dolayı bilgisayar mühendisi olmak istediğini söylüyor. Fakat olabilir mi, olamaz mı bilemiyoruz. Yani o çalışmasına bağlı, biraz daha azim. Bizde çalışmalar mesela ortaokulda vasat olan bir öğrenci lisede çok başarılı olabiliyor. İnşallah hedefine ulaşır. Biraz daha çalışarak hedefine ulaşacağını düşünüyorum. Aile çiftçi, üç kardeşler, işte anne ev hanımı. Yani çok fazla ilgilenilmiyor. Hani ev işlerinden, köy işlerinden çok fazla ilgilenilmiyor ama İbrahim'in okul yaşantısının düzenli olduğunu düşünüyorum. İnşallah istediğine de ulaşır diye düşünüyorum. Ben derslerime okuldan gelince ödevlerimi yaparım, yapıyorum. Ondan sonra televizyon falan izlerim. En sonunda işte bir tekrar falan yaparsam yapıyorum. Ben ya bilgisayar mühendisliği ya da elektrik mühendisliği gibi bir şeyler düşünüyorum. Neden bilgisayar mühendisi olmak istiyorsun? Bilgisayar önümüzdeki bütün şeyler teknolojiyle çalışacağı için. Elektrikli süpürge, çamaşır makinesi, televizyon, tablet, telefon, bilgisayar. Benim bilgisayarım yok. Bilgisayar oynuyor musun? Ben bilgisayar oyunları falan hiç oynamam. Hiç mi oynamadın? Bir kere arkadaşlarda gördüm ama bir kere de oynadığımı hatırlıyorum. Okulda da kullandım. Okulda bilgisayarlar var herkese göre. Onlarda kullandım. Her şey teknolojiyle, önümüzdeki bütün her şey teknolojiyle olacak gibi geliyor içime. İbrahim bazen oyuna dalıyor, derslerini falan unutabiliyor, dışarı çıkınca arkadaşlarıyla falan. Ama yine de derslerini yapmaya çalışıyor, uğraşıyor. Bazen beni arıyor, soruyor, burada olmadığım halde. Yani biz olmadığımız için, hani babamlar da iş falan olduğu için çok ilgilenemiyorlar İbrahim'le. O yüzden kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor.